işaret ettiğini söylüyor. Burada bir hata yapıldığını ifade ediyor. Biz de o hatanın ne olduğunu sormak istiyoruz Deniz Yavuz Yılmaz'a. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Deniz Bey, siz zaten hemen Zonguldak'a gittiniz. Depremde, maden kazasında, hemen her benzer olayda gördüğümüz gibi yine oradaydınız. Neden burada yaşanmaması gereken bir şey yaşandığını ve ortaya böyle bir sonuç çıktığını düşünüyorsunuz? Zannediyorum burada yanlış yapılan bazı şeyler olduğuna dair tespitleriniz var. Nedir onlar? Evet. Zonguldak biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde bir il ve Karadeniz bölgesinin coğrafyası malum oldukça yüksek, dağlık ve aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olan illerde de özellikle kış aylarında dalgaların yüksekliği ve şiddetiyle birlikte özellikle sahil bantlarında büyük tahribatlar meydana geliyor. Yani bu sadece bugün olan karşılaştığımız bir sorun değil. Ancak fırtınanın şiddeti çok yüksek olduğu için yarattığı olumsuz koşullar da daha fazla oldu. Bu noktada fırtınanın ana aslında Zonguldak vurduğu yer, yani kalbi Karadeniz Ereğli. Aslında bu tip fırtınalarda gemilerin sığınması için teknelerin, balıkçı teknelerin, profesyonel ve amatörlerin yine deniz araçlarının bulunduğu bir sığınak durumunda. Ancak bu fırtınada görüyoruz ki limanın içinde yer alan gemiler korunamadılar. Limanın mendirek hattı geçtiğimiz yıl aslında onarılmıştı, yükseltilmişti. O dönemde yoğun eleştiriler vardı bu tamiratın ve yükseltmenin uygun yapılmadığı ile ilgili. Ancak bu işi yapan Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tüm bu uyarılara kulak tıkadı ve neticede yaptıkları, ortaya çıkardıkları mendirek, yani tamamlanmış mendirek diyelim, işlevini görmedi. Yani ne yapılması gerekiyordu ve yapılmadı? Dalgaların şiddetini kesemedi. Şöyle ifade edeyim, yani liman çeşitli yönleriyle mendireklerle korunan, özellikle dalgaların ve rüzgarı kesen, dalgaları liman içine girmeden önce kıran ve geriye doğru saçan bir özelliğinin olması gerekli. Ancak burada bu durum maalesef gerçek işlerini yerine getiremedi. Limanın içindeki gemiler, yani Pallada ismi verilen Küba bandıralı Kamerun bandıralı gemi, yani sahil bandına çarpıp ikiye ayrılan, parçalanan gemiden bahsediyorum. 13 mürettebatı da yine bir şekilde çeşitli zorluklarla oradan kurtarıldılar. Çapası, yani onu liman içinde sabit tutan, denizin altındaki zemine tutturan çapa, fırtınanın yoğun etkisi ve dalgaların yoğun etkisinin liman bölgesinin içine yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte çapa kopuyor. Kopunca da gemi sahile sürüklenip karaya oturuyor. Karaya oturduğum dediğim kısım da Ereğli'nin şehir içi merkezinden geçen karayoluyla arasında sadece metreler var. Yani neredeyse karaya oturdu değil, karayoluna da oturdu diyebiliriz. Yani bir gemi şehrin içine girmiş vaziyette. Diğer taraftan yine çapası kopan bir gemi bu liman alanından mecburen kendisini boşa alıp dışına bırakıyor. Yani sürükleniyor aslında. Bu noktada da maalesef mendireğin arka tarafında dalgalarla boğuşurken mendireğe çarpıp kayboluyor. Yani batıyor. Bu gemi de Kafkametler adı verilen 87,57 metre uzunluğunda 1992 yılında Tuzla tersanesinde yapılmış bir gemi. Burada 12 Türk denizci bulunuyor. Bu denizcilerden birinin naaşına ulaşıldı. Diğer 11'ine ulaşılamadı. Şimdi limanın içi bir güvenli alan oluşturmadı. Bunu görüyoruz. Peki sebebi ne? Bu sebebi limanın iç hattında yine bir sığınak oluşturmak üzere bir mendirek daha yapılması aslında önerilmişti daha önce. Ereğli Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Ali Posbik bu konuyla ilgili imar planlarını da yaptı. Ancak AK Parti hükümeti bu yatırımı yapmadı.
Normalde Ereğli'ye ayırması gereken yatırımı Ereğli'den aldı, bir başka şehre çevirdi yüzünü ve dolayısıyla da liman korunaklı özelliğini maalesef koruyamadı. 60'a yakın tekne, deniz aracı yine aynı şekilde ya alabora oldu ya da hasar gördü limanın içinde. Bu sadece liman kısmı ile ilgili yaşanan felaketin boyutları. Diğer taraftan şehrin içine de içindeki yüzlerce esnafın bulunduğu çarşıda da hem depolar doldu hem de 1,5-2 metreye varacak yükseklikte dükkanların içi maalesef suyla, yani sağanak yağış ve denizden gelen dalgalarla dolmuş oldu. Bunda tabii denizden karaya doğru esen rüzgarın da bir katkısı var. Çünkü ana su tahliye sistemleri suyu toplayıp denize doğru dışarı atmak üzere kurgulandığı için burada denizden gelen rüzgar ve dalgalar sağanakla birleşip Ereğli şehrinin, ilçemizin içinde devasa bir sel oluşturmuş oldu. Yani Bu burada da bir yapılan bir yanlışlık söz konusu mu, şehir içinde yaşanan bu görüntünün ortaya çıkmasına neden olan herhangi bir ihmal, bir hata var mı aynı şekilde? Tabii ihmal var çünkü normal şartlar altında Zonguldak'ın 2019 yılında açıklanan iklim değişikliği planlamasında yerini alması gerekiyordu. Ancak bu doğrultuda yapılan bir planlamanın içine Karadeniz iklim değişikliği eylem planı adı verilen plana Zonguldak Karadeniz'de olduğu halde dahil edilmedi. Yani Zonguldak görmezden gelindi. Bu konuda biz uyarılar yaptık. Dedik ki Karadeniz iklim değişikliği eylem planının içine mutlaka Zonguldak alınmalıdır dedik. Aynı zamanda Zonguldak coğrafyası itibariyle de karayolları açısından da çeşitli sıkıntılara sahip. Yoğun heyelan olan bir bölge. Bu konuda da tedbirler alın dedik. Bakın bu fırtına olduğu anda Zonguldak merkezinin bir anda İstanbul ve Ankara karayolu bağlantıları kesildi. Adeta içeride yüz binlerce kişi mahsur kaldı. Heyelanlarla birlikte hem de bir değil iki değil çok fazla sayıda heyelanla birlikte yollarda kesilmiş oldu. Tam bir afet bölgesine Evet. dönüştü. Ereğli'nin bu bakımdan, özellikle Ereğli'nin ama aynı zamanda denize kıyısı olan diğer ilçelerin de Alaplı, Kozlu, Zonguldak Merkez, Kilimli gibi ilçelerde de büyük bir zarar olduğunu görüyoruz. Ereğli'nin mutlaka afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Aynı zamanda AK Parti'nin bu felakete verdiği reaksiyondan da görüyoruz ki AK Parti afetlere karşı tedbir almak yerine afet sonrasında ortaya çıkan durumu yönetmeye çalışıyor ve bunu da başaramıyor. Ya AFAD'ın kendisi bir afet olduğu için zaten bunu Maraş depremlerinde de görmüştük. Buradaki depremde de görüyoruz. Buradaki felakette de görüyoruz. Özür diliyorum. Dolayısıyla burada mutlaka bir Afet Bakanlığı Türkiye'de kurulmalı. AFAD sadece İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir İçişleri Bakan Yardımcılığı'na bağlı bir birim olmamalı. Ayrı Peki. bir bütçe olmalı, ayrı bir yapılandırmanın içinde olmalı. Türkiye bir deprem bölgesi ve iklim değişikliğiyle birlikte özellikle Karadeniz bölgesinde her geçen ayda yeni bir felakette karşı karşıya kalıyoruz. Gerekli tedbirler alınmadığı için bu felaketin boyutları da sürekli artıyor. Peki Deniz Bey, şimdi bu tip durumlarda az önce limana ilişkin nasıl bir sürecin yaşandığını aktardınız. Genelde böyle bu ihalelerin kime verildiği noktasında da bazı şaibeli durumlar ortaya çıkar. Bu konu özelinde, bu liman özelinde bir tespitiniz var mı? Yani bunlar genelde ağırlıklı olarak Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın zaten belirli firmalara verdikleri ihaleler aslında. Yani her şirketin ben de açık ihale usulüyle bu ihaleye girebiliyorum dediği ihaleler değil. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Artık şunu bilmek durumundayız. 21B adrese teslim, yani sadece 3 tane 5 tane şirketin davet edilerek yapıldığı ihalelerin yanına artık AK Parti bizim adını yeni duyduğumuz aslında daha önce yandaş şirketler dediğimiz şirketlerin
altında organik olarak bağı yokmuş gibi görünen, onların adı ile değil de başka yeni adlarla bu tip ihalelere girdiğini Evet. biliyoruz. Ve adına açık ihale deseler bile neticede yine burada bir yönlendirme ile istemedikleri şirketin dosyasında bir eksik varmış gibi tespit edip onu devre dışı bırakacakları yöntemler izliyorlar. Yani bir limanın mendireğinin yükseltilmesi işi sadece bir şirketin yani beton işi yapan bir şirketin yapabileceği bir iş değil. Yani Karadeniz'deki dalga yükü, tipi, şiddeti, yönü tüm bunların hesap edilerek ya mendirekteki bir kayak, bir taşın, bir küpün bile konurken açısının ona göre ayarlanması gerekiyor. Ancak burada öyle enteresan ki durum, bu bahsettiğimiz aynı zamanda da batan geminin de çarptığı mendirekteki dalgaları ve rüzgarı kesmesi gereken, yani liman içindeki gemileri koruması gereken özelliğinin özellikle çok teknik açıdan, bilimsel açıdan bu spesifikasyonlara uygun olması gerekiyordu. Fırtına geçti, bir baktık ki bu mendireğin 10 yıllar önce yapılan kısımları sapasağlam duruyor. Geçtiğimiz yıl yapılan kısmı kopmuş vaziyette, parçalanmış vaziyette. Yani bu da bu yaptıkları ihalenin işin hedefine nasıl ulaşmadığını ve bir kamu zararı oluşturduğunu da gösteriyor. Evet. Yani çıkıp dedikleri anda çok büyük bir fırtınaydı, asrın fırtınasıydı dedikleri anda o zaman biz de şu soruyu soruyoruz. Yani mendireğin yeni yapılan kısmı çöküyor, parçalanıyor da eski kısımlar niye parçalanmıyor o zaman? Evet, şimdi hem eksik yapıldı diyorsunuz hem de yanlış yapıldı diyorsunuz. Biz bu fırtınadan geriye şu anda 9 insanın hayatını kaybettiğinden söz ediyoruz. Eğer şehir içindeki can kayıplarını da sayarsak. Evet. Türkiye genelinde 9 kişi şu ana kadar. Evet. Bir de kayıp bir de 11 11 kişi deniz. Var. Ben de oraya getireceğim. Şimdi tamam, burada bu hatalar yapıldı ama az önce AFAD'dan da söz ettiniz. Bu meselenin hep ya da bu tip felaketlerin bir de öncesine baktığımızda, öncesinde en azından bu gemi içerisindeki insanların tahliyesi söz konusu olamaz mıydı? Buradaki can kayıpları bu açıdan en azından önlenemez miydi? Şöyle, bu tabii fırtına boyutu birdenbire artan, kendi iç dinamikleri itibariyle birdenbire şiddetini gösteren bir hal de alıyor. Ancak Zonguldak AFAD'a baktığımız zaman, Zonguldak AFAD'ın sosyal medyada hiçbir şekilde bu süreçle ilgili, fırtınayla ilgili bir uyarı yapmadığını görüyoruz. Denizcilerin aslında konudan haberleri var. Bir fırtınanın gelmekte olduğunu farkındalar. Ancak bu limanın onları koruyamayacağını farkında değiller. Yani onlar sağlam bir mendirek görüyorlar ve onun arkasına sığınıyorlar örnek olarak. Evet. Ama mendirek onların tahmin ettiği gibi sağlam değil. Artık malzemesinden mi çalınmış, tekniği mi yanlış, onları bilir kişilerin mutlaka incelemesi gerekli. Ancak çapası da kopunca tabii limanın dışına sürükleniyor. Mendireğin dış kısmına çarparak oraya sığınmaya çalışıyor. Oraya çarparak battığını görüyoruz. Üç tane can salı dediğimiz, yani can kurtaranların zaten batıktan daha önce onlar bulundu. Ancak maalesef denizciler bu can kurtaranların içine girememişler. Çok teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ediyorum.